Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Bugün sizlere finansal piyasalardaki daha büyük aptal, The Greater Fool teoriyi anlatmak istiyorum. Daha büyük enayi diye de tercüme edilebilir bu. Bu sadece finansal piyasalarda geçerli olan bir teori değil, bütün piyasalarda geçerlidir. Mesela 1 milyon dolar etmeyecek bir sanat eseri için birisi çıkıp 2 milyon dolar verebilir. O 2 milyon dolardan da birisi bunu almıştır. Daha sonra der ki, tamam bunun ben 1 milyon bile etmeyeceğimi biliyorum ama 2 milyona aldım çünkü ben bunu 3 milyona satabilirim. O da hakikaten 3 milyon verecek birisini bulur. Çünkü işte buradaki teori ne diyor? Her zaman daha fazla para verecek bir adam bulunur diyor. O da 3 milyondan alan da 4 milyona satıyor. 4 milyondan alan da belki 5 milyon satıyor ama o 5 milyondan alan artık 6 milyondan alıcı bulamıyor. Onun elinde kalıyor. İşte onun da ondan da daha enayisi, daha aptalı olmamış olur. O en son kişinin elinde kalmış oluyor bu. Bu her zaman tek bir enstrümanda, tek bir varlıkta olması gerekmiyor. Bu bazen piyasa içinde de olabilir. Mesela gayrimenkul piyasasında Amerika'da böyle şeyler yaşanmıştır. İşte adam diyor ki burada çok güzel bir daire var. Peki diyorsun bu dairenin kirası ne kadar? İşte su içinde 3000 liraya bu kiraya verilebilir. Yani diyorsun senede 36 bin lira getirebilir bu. Peki bu daire kaç paraya satılıyor? İşte 1 milyona satılıyor. 1 milyon neredeyse 36 ile yani böyle karşılaştığında yani 36 binin neredeyse 30 mislini ödüyorsun sen buraya. Adam diyor ki ya kardeşim sen falan semte gittin mi? Bu ne kadar iyi bina, bilmem ne, yeni bina, 30 katı ve zaten hepsi o fiyatta. Çünkü hepsi şişmiş oluyor. Ne oluyor? Adam sana diyor ki ya ben alacağım 30 katına kirasında ama ben de bunu 35 katına, 40 katına satacağım. Yarın öbür gün bu bina zaten bu daire 1,5 milyon edecek. Hakikaten o 1,5 milyona da bir müşteri buluyor, satıyor. Kısa zamanda para kazanıyor. Çok güzel, hiçbir şey yapmadan neredeyse para kazandı adam. Çünkü daha aptal birisi var ondan alacak ama en sonunda o 1,5 milyonu alanın belki elinde kalıyor. İşte o en aptal o oluyor. Şimdi dönelim finansal piyasalara. Hisse senedi piyasasında. Hisse senedi piyasasında işte bakıyorsunuz bazı hisseler hakikaten realiteden kopmuş vaziyetteler. Şirket öz sermayesinin 100 katı fiyatla işlem görüyor borsada. Hatta bazen şirketin öz sermayesi negatif. Yani adamın borçları o kadar fazla ki varlıkları o borçları karşılamıyor. Bu şirket zarar ediyor. Yani borç azaltmak falan ne kelime zarar ediyor. Üstelik bu şirket operasyonundan da zarar ediyor. Operasyonundan da zarar ettiği için imkanı yok bu borçları bu şekilde ödemesine. Ne olacak? Borç yapılandırmasına falan gitmesi gerekiyor. Onu da yapmamış. Yapmış veya yapmam falan da demiş. Ve bu şirketin ama hissesinin fiyatı çok artıyor. İşte ben de bunları mesela riskli hisseler videolarımda hep anlatıyorum. O zaman da birileri kalkıp bana diyor ki işte ya bu riski dediğin hisselerin hepsi çok gitti ama iyi denilen hisseler yerinde sayıyor. Onlar zaten çok gittiği için riskli olmuşlar. Gitmemiş olsa zaten orada olmazdı. Ama riskli dedin gene de ben aldım gene de kazandım diyor insanlar. İşte burada da şöyle oluyor. Mesela o hisse çok çıkıyor. Çünkü alan adam diyor ki ben zaten bunu diyor alıp da yıllarca tutacak değilim ya. Ben de işte %10-20 koyunca satacağım hemen 2 günde bir para 2-3 günde bir para kazanacağım. Nasıl olsa bunu daha yüksek fiyattan alacak bir aptal var diyor. Kendisi uyanık oluyor. Ben uyanığım. Benden alacak alan adam aptal. İşte hakikaten satıyor. Ondan alan adamı aptal zannediyor ama ondan alan adam da kendini uyanık zannediyor. Çünkü o daha yüksek fiyata satıyor. Bak ben de uyanığım. Ben de sattım diyor. En sonunda bir adama geliyor ve o adam artık daha yüksek fiyattan aldığı o hisse senedi satamıyor. İşte o en aptalı, o en enayisi o olmuş oluyor. İşte bu peki bu Greater Fool teori, daha büyük aptal teorisi ne zamana kadar geçerli? İşte geçerli olduğu sürece geçerli. Geçerli olmayınca yani artık bu fiyat çıkmayınca geçerli değil. Peki biz ne diye o zaman yani bu şeylere kafa yoruyoruz? Yani temel analizdir, bir şirketin değeridir, gelecek projeksiyondur, yok Warren Buffett bilmem şöyle demek. Bunlarla niye kafa yoruyoruz ki? Bu tarz böyle çok riskli olan, giderek fiyatı artan şeyleri bulsak nasıl olsa daha büyük bir enayi var. Biz ama uyanığız. Yani nerede bu işin biteceğini biliyoruz öncesinde. Dolayısıyla biz alsak, işte enayilere de satsak, biz para kazansak desek böyle bir şey olmaz mı? Bunu öğrenemez miyiz? Hatta bunu öğrenmesek de bilen bir adamlara bir para versek de onlar bizim için yapsa. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey olmayacağını biliniz. Böyle ben biliyorum diyen insanlara da paranızı kaptırmayınız. Çok insanlara böyle hoş gelebiliyor. Ya bak işte bu aldı yürüdü sen ama burada bilmem ne dedin. Zaten böyle bir şey olsaydı değil mi? Dünyada bu kadar
fonlar, bu kadar doktoralı insanlar, profesörleri, bilgisayarları bilmem ne, bu işin çözmeye çalışırlardı. Gelir işte böyle bizim gibi piyasada falan hisseyi aldım, 5 katına çıktı, o sırada sattım. Ondan sonra yat uyu zaten, bütün sene zaten bir şey yapmana gerek yok. Çünkü zaten portföy anormal bir kâr etmiş olurdu. Böyle bir şey yok ve uyanığım derken işte o en aptal kişi siz olabilirsiniz. O yüzden dikkatli olunuz. İşte bugünlük de bu kadar.